أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم Elhamdülillahi lezî arsala rasûlehu beşîran ve nedîrâ Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel khayri velel asîrâ İlemû enne aftalel kitâbi kitâbullah ve aftalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kâl ikâmetu haddin min hudûdillâh hayrun min matarın erba'ine leyle fî bilâdillâh sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan ızâm aleyhüm salavat ve teslimat Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbaalar, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain. Bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-ı arbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain. Hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İkametu haddin min hududillah. Allah'ın cezalarından bir cezayı hak edenlere uygulamak hayrun min matarın erba'ine leyle fi biladillah. Allah'ın beldelerinde 40 gün 40 gece yağmur yağmasından daha hayırlıdır. Had demek Allah Celle Celaluhu insanlar huzur bulsun, güven içinde yaşasın, mutlu olsun diye şunlar haram diye bazı yasaklar beyan etmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bundan açıkça beyan etmiş, açıklamış. Fakat hassalalakum ma harrama aleyküm. Allah sizi neleri yasakladıysa genişçe açıkladı ayet-i cellesi böyle. İşte bu yasaklar insanların mutlu olmaları, güven içinde huzurlu yaşamaları için, insanlıklarını korumaları için yasaklardır. Bunları ihlal eden, bu yasakları çiğneyen kimselere de Allah Zülcelal Hazretleri dünyada da cezalar tertip etmiş. Mesela hırsızlık yapanın eli kesilir demiş. Kasten adam öldüren öldürülür demiş. Kısasen öldürülür demiş. İşte içki içene ceza verilir. Kur'an-ı Kerim'de Resul ve Resulullah tarafından suç olduğu açıkça bildirilen ve karşılığında da belirlenen müeyyideler, yani yaptırım, sen bu işe uymazsan karşılığında bunu görürsün dediği yaptırım gücü, zorlamalara had denir. Had. Ne demek? Had, sınır demek. Şu sınırda dur, bunu aşma demek. Ondan dolayı kapıcıya hattat denir. Bevvab aslında kapıcı, Arapçada hattat, yani dur, girme, yasak diyor ya, durduruyor ya seni o sınırda. Ülkeler arası, özel mülkler arası sınırlara da had denir. Evet, ama dinde tarifi Allah tarafından yasak edilmiş işleri
yapanlara karşı verilen cezalardır. İşte böyle bir Allah'ın insanlığın huzuru, güvenliği, mutluluğu için koyduğu yasakları, yani suçları ihlal eden, işleyen kimselere karşı, suç işleyenlere bir cezanın verilmesi 40 gün yağmur yağmasından daha hayırlıdır. Neden? Evet. Bu cezalar insanlar aleyhlerine olan huzursuzluk, mutsuzluk, güvensizlik sebebi olan şeyleri istemesinler. Bundan vazgeçsinler diye isyankarlara karşı suç yollarını kapamak için, insanları ıslah etmek için, düzeltmek için konulmuşlardır. Evet. Yağmur rızık sebebidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ve fissemâi rızkukum, sizin rızkınız semadadır. Bu ayeti açık anlamına bakarak yorumlayanlar, çalışmaya gerek yok, rızık semadadır, ibadet etmeli, dua etmeli, ne olsa semadan yağacak rızık diye yorum yapmışlar. Yanlıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan kişidir. O hiçbir zaman oturup armut piş ağzıma düş demedi. Oturup bana ekmek gönder, aş gönder demedi. Gereğini yaptı, koşturdu, elinden geleni yaptı. Gene de dua etti arkasından. Allah'ın rızkına ulaşmak için Cenab-ı Hak sebep halk etmiş. Nedir o? Çalışmak. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsanı çalıştığından başkası yoktur. Çalışacaksın, rızka ulaşacaksın. Evet, yarattıkların rızkını Allah üstlenmiştir, tekeffül etmiştir, yüklenmiştir. Ama o rızka ulaşmak için çalışmayı da emretmiştir. Kanunu, kuralı budur. Çalışmadan rızık sana gelmez. Evet. Ne diyor Anadolu insanı? Sen dalak ben verek. İnsan gayret edecek, girişimde bulunacak, çalışacak, harekete geçecek, Allah da verecek. Evet. Bu tabii yağmur böyle rızık sebebi, büyüme. Rızık da insanı büyüten, ihtiyacını gideren şey. Mutluluk sebebi. Adalet olmazsa, insanlar arasında güvensizlik olursa, mutsuzluk olursa, karnın doysa sen mutlu olmazsın. Rızkına ulaşsan bile onu güven içinde yiyemezsin. Hedefine ulaşamazsın. Rızkın seni mutlu etmesi için ortalıkta güven olması lazım. Güveni sağlayan da Allah'ın yasak kurallarına uymaktır. Buna adalet denir. Adaletin uygulanmasıdır. Suça karşı cezanın uygulanması adalettir. İşte bu adaletin uygulanması toplum düzenini sağlar. İnsanları kötülüklerden alıkoyar. Toplum mutlu olur. Güven içinde, huzur içinde yaşar. Bu yağmur yağmasından tabii daha hayırlıdır. Bulunmazsa adalet milletin efradı beyninde. Namık Kemal merhum öyle söylüyor. Millet arasında, insanlar arasında hak hukuka riayet edilmezse, adalet uygulanmazsa, başın arşa değse bile yerin dibine geçer. Devlet yıkılır diyor. Toplum ayakta tutan şey adalettir. Ondan dolayı adalet mülkün temelidir. El adlu esasül mülk. Adalet mülkün temelidir. Adalet uygulanırsa rızık da zevkle yenir. Mutlu olunur. Bu
adaletinin uygulanması, bu nedenle yağmur yağmasından daha hayırlıdır. Hadis-i şerifi Tabarani Abdullah bin Ömer'den nakletmiştir. Bu konuda çok delil vardır. Biliyorsunuz cuma günleri Ömer İbni Abdülaziz Türkiye Suriye sınırı içinde Türkiye sınırına yakın yerde metfun. Ömer İbni Abdülaziz Emevi halifelerinden pırlanta gibi bir halife idareci. Hutbelerde İnnallah ye'muru bil adli vel ihsan ve itaidil kurba ve yenha anil fahşai vel munkar. Allah adaletle emreder. Adaleti yerine getirmeyi emreder. Bütün hatipler hutbede bunu okurlar. Müminlere hatırlatırlar. Evet. Adalet huzurlu yaşamanın, mutluluğunun, mülkün, saltanatın temelidir. Evet, bu konuda çok deliller vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor gene, vakbelil hak, hakkı kabul et. Hak, Allah tarafından insanlara tanınan, sınırı belirlenen yetkidir. Evet, ibadet etme hakkımız var. Kanun tanımış. Ama ibadetin de yeri var. Bazı yerlerde de şimdi ana caddede ben namaz kılacağım diye trafik devam edip dururken o olmaz. Her şeyin bir sınırı var. Nerede yapılacağına dair kuralı var. Evet. İbadet güzel şey. Allah'ın hakkıdır. Doğrudur. Güzeldir ama yolun ortasında da olmaz. Gelip geçenlere engel olursun, huzursuzluk sebebi olursun. İşte Allah tarafından tanınan, insanlara tanınan yetki. Kanun tarafından şimdi de tabii din dışında düşünecek olursak, kanun tarafından insanlara tanınan yetki, hak. Hakkı kabul et, hakkı kabul et, hakkı al. Hak olanı zorlanmaksızın memnuniyetle kabul et. Hak senin yanında güzel olsun, hoş olsun, makbul olsun. Makbul olsun. Kimden al hakkı? Doğruyu. Mimmen etake sagirun ev kebirun. Hakkı söyleyen küçük olsun, büyük olsun. Söylediği haksa, yaptığı haksa aldır. Al. Ya bu benden yaşı küçük deme. Küçük olsun, büyük olsun. Hak geldi mi sana? Birisi tarafından hak söylendi mi? Kabul et. Ve in kâne bagîden ba'îden. Hakkı söyleyen, sana getiren, ulaştıran, sevmediğin, hoşuna gitmeyen bir adam olsa bile, senden uzak bir kimse olsa bile, samimiyetin olmasa bile, tanımadığın birisi olsa bile, hakkı kabul et. Hakkı kabul et. Verdudil batıl, batılı reddet. Hak olmayan şey defet. Bu batıl da ala men ca'e bihi min sagirin ev kebirin. İsterse bir küçük yapsın, ya masum bu da, çocuk ya bu. Onun şeysini kabul edeyim deme. Eğer batılsa, çocuk da getirse, büyük de getirse, reddet, kabul etme. Ve in habiben kariben. Batılı yanlış şeyi, hak olmayanı, haksızlığı getiren senin sevdiğin sevgilin olsa, çok sevdiğin kimse olsa veya yakının olsa, oğlun olsa, baban olsa, kardeşin olsa, amcan olsa, dayı olsa, bunun gibi komşun olsa, sevdiğin olsa,
yakın akraban olsa bile batılı getirdi mi reddet. Ama hakkı getiren küçük olsun, büyük olsun, başkası olsun, tanıdığın olsun, tanımadığın olsun, sevmediğin olsun, hakkı kabul et buyuruyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu maruf, Allah tarafından iyi, insanların yararına olarak bildirilen, tanınan şeylere sarılmanın, onları yerine getirmenin devam etmesi için muazzam bir teşviktir. Muazzam bir sözdür. Yani özlü bir sözdür, veciz bir sözdür. Evet, başka hadisler de çok bu konuda. Hak neredeyse sen oraya geç. Haysu mazal. Hak ne tarafa kayarsan haktan yana ol. Akraban olsun, sevdiğin olsun, hakkı getiren küçük olsun, büyük olsun, yabancı olsun, tanıdığın olsun, olmasın. Haktan yana ol. Hak ne taraftaysa sen orada ol. Böyle de hadis var. Evet. Haktan yana ol. Hak nereye geçerse sen onun peşine takip et. Öyle de hadis var. Evet. Hayır işle, hakkı kabul et. Allah'ın iyi, insanlara yararlı olarak belirttiği şeyleri yap. Bu iyiliği yapma konusunda iyilik yapacağın karşındaki adam bu iyiliğe ehil olsun isterse, isterse ehil olmasın. Sen iyilik yapmayı huy edin. Senden hep iyilik çıksın, hak çıksın. Karşındaki buna layık değil deme. Sen iyilik adamı ol. Evet, melek gibi ol. Hiç kötülük sadır olmasın senden. Bu sende huy olsun. Eğer sen okuduk hadis-i şerif, karşındaki adam yaptığın iyiliğe karşılık layıksa yerini bulmuş demektir hak. Yok, layık değil. Sen onun ehli olursun, hak ehli olursun. Her iki durumda da iyilik yapmak iyidir. Siz de ne diyorsunuz? Yap iyiliği, at denize. Balık bilmezse Halik bilir. Allah hakkı emrediyor. İnnallah ye'muru bil adl. Adalet haktır. Adaleti emrediyor. Evet, kötülükleri yasak ediyor. İyilikleri emrediyor. Sen Allah'ın emrini tut. Hakkı yap. Karşındaki adam layık mayık deyip durma. Bu hadis de birincikine uygun bir anlamda gelmiş. Evet. Zilletleri terk et. Faziletlerin peşinde koş. Halkın iyi mi, kötü mü konularıyla uğraşma. Sen iyilik yapmaya bak. İyilik yapmak sende karakter olsun, ahlak olsun, huy olsun. Huy olsun. Zaten başkalarının kötülüğünü araştırmak yasak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tuba limen şagalahu aybuhu an uyubin nas. Kendi ayıplarını düzeltmeye çalışıp başkalarının ayıplarıyla uğraşmayan, eksiklerini görmek için çaba sarf etmeyen, onlarla uğraşmayana müjdeler olsun diyor. İyilik meleği olması lazım insanların. Müslüman da budur. İnsan da dünyaya Allah'ın halifesi olarak iyilik meleği olmak üzere gönderilmiş, yaratılmıştır. Bu hadisi de Abdullah İbn Abbas'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Müzik